Bana buraya bak. 400 kişinin devamı buraya yapıyor bak. Bunu sen ya vallahi küfür edesin geliyor. İsmail abi müsaade et yani. Ver hocam küfür getirsin. Gel hadi yani. Bu ya. Bu ya köyü... tarlada çalışamıyorum ya. Bu köyü bunu. Köyün devamı kanalizasyonu komple dereye akıyor. Neden? Eskiden bizim bu yan tarafta gördüğünüz fasetli çukurumuz demir yolun altından kanala gidiyordu. Bu demiryolu köprüsü çalışması dolayısıyla geldiler bizim hakkımızı koparıp buradan kopardılar buraya dereye verdiler. Ha oradan geçiyordu ama. Orada koparıp aha buraya verdiler hattı. Bu 3 aydır buraya akıyor. 3 aydır. Bütün yetkililere de haber verdik. İlçe tarıma, kaymakama, efendim ilçe sağlık müdürlüğüne, jandarmaya hepsine haber verdik. Hepsi topu birbirine atıyor. Müteahhitler de topu birbirine atıyor. İşte bu da müteahhit arabası gidiyor. Neyse küfür etmeyeyim şimdi. Gidiyor. İşte herkes birbirinden çekindiği için biz bunu kokuyu çekiyoruz abi. Bak kurtlara bak üzerinde kurtlara bak. Bugün bugün kurt bağ şey. Aa burası da şeftali bahçesi. Şeftali bahçesi. Şeftali bahçesi. Şiroz, mikrop, her şey var bu bahçede işte. Böyle kaynıyor burası. 3 aydır kaynıyor. Kurt mu var bunların üstünde? Evet, hep bunlar işte gördüğün kurt. Ya akıl alacak gibi değil ya. Oysa çok kolay yani. Şuradan bir boruyla şuradan geçirecek, eski hatta bağlayacak suyu yani. Bunu kim yapacak? 100 metre. Veya müteahhit veya müteahhit yapacak işte. Bu demir yolların müteahhiti yapacak. Bu demir yolları köprü yapan müteahhit yapacak. O bozdu çünkü bizim hattımızı. Ama söylüyoruz müteahhite, abi biz o müteahhitten değiliz, şunlara söyle. Ona söylüyoruz, abi biz ondan değiliz, buna söyle. Hep topu birbirine atıp 3 aydır buraya akıtıyorlar işte bak. Peki Saski'ye haber verdiniz mi? Saski'nin de haberi var. Peki onlar ne diyorlar? Onlar da işte gelip ilgilenecek. Ne diyebilir, ne diyecek başka? Şu manzarayı bir görseler, şu arazide bir gün bir yer bir saat geçirseler yani. Şu kokuda, şu şeyde bir saat dini geçirseler. Bu millet... Bu köylü 400 tane bu kokuyu çiftçi çekiyor. Tam bir şey yani köyü neredeyse karantinaya alacaklar yani bunun yüzünden. Yani karantinalık bir köyüz ya. Yok böyle bir şey abi. Yok böyle bir şey yani. Öyle bir dünya da yok yani. Bak inekler yok şimdi hocam burada. İnekler yok. Sen akşam çıkarsan buradan ineklerin geçişini... İnekleri de çekersin akşam çıkarsan bir şey içerken. Ya baba bu yeşilliğe kadar burası yemek tutuyor. Doldu doldu yardı oraya kendisi. Bakın şimdi bakın diyor yani. Pamukova kaymakamımız da geçen hafta köye geldi. Köyler toplantı yapıyormuş her cuma bir köye gidiyormuş. Geçen cuma da bizim köyümüze geldi. Biz bu kanalizasyonu kaymakam beye bildirdik. Yapmak üzere bu konuyu kaymakama anlattılar. Hiçbir işte yerinden kalkıp da gel şu olayı yerinde görelim diye bir yerinden kalkıp buraya gelmediler. Not aldılar gittiler. Not aldılar gittiler. Bütün köylü söylemesini adam. Ya insan buna vicdanen rahatsız olur. Gelsin şurada 10 dakika bir dikilsin. İlçe sağlık müdürüymüş. Geldi köye. Gel şu olayı yerinde görelim. Bu çocuklar niye bağırıyor? Bu kadınlar niye bağırıyor? Demediler. Demediler. Şeymişler gittiler. Bizim eski hattımız işte şu borudan böyle geliyordu. Buradan bu çalışma olmadan önce, bu köprü ayakları yapılmadan önce şuradan devam ediyordu. İşte buradan kopardılar boruyu. Buradan koparıp işte oradaki dereye verdiler suyu. Saksı'nın işi değil ki, oradaki müteahhitin işi. Devlet demir yollarını yapan müteahhitin işi. Onun işi ver. Ondan sonra bugün yatacağız, yarın yatacağız. Çevre Bakanlığı'ndan şuradan buradan geldiler. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın. Burada bu kadar meyve var. Bu meyvelerin hali ne olacak? Bunlar yenecekler, satılacaklar, yiyecekler. Bu daki deyip piçtir, ben onu suyu.